Sizler için ülkemizin bereketli topraklarını gezmeye devam ediyoruz. Meyvecilikte bazen verdiğimiz karardan yıllar sonra pişman olabiliriz. Tıpkı seçtiğimiz çeşidin bölgeye ve yüksekliğe uymaması ve artık yeterli miktarda ve kalitede ürün vermemesi gibi. Ancak meyvecilikte bazı hatalar sonradan telafi edilebilir. Tıpkı cevizde olduğu gibi. Bu programımızda cevizde çeşit değiştirme aşısı olan kabuk altı aşının farklı bir versiyonu göstermek için Edirne Keşan'da bir ceviz bahçesindeyiz. Evet değerli izleyenler, şu an bir ceviz bahçesindeyiz. Burada bir çeşit değiştirme aşısı yapılacak ve Celal Bey bunu gösterecek bizlere. Celal Bey kendine bir yöntem bulmuş ve kabuk altı aşıyı farklı bir yöntemle yapacak. Bunu bize anlatacak ama ondan önce ben Celal Bey'den bu bahçe hakkında biraz fikir almak istiyorum. Yani bu bahçenin durumu nedir? Ağaçlar kaç yaşında? Hangi çeşit vardı ve şu an değiştirilen çeşit nedir? Şimdi şu gördüğümüz bahçe aşağı yukarı bir ortalama 15 yaşında bir bahçe. Zamanında bu çeşitler varmış, dikilmiş. Verim azlığından dolayı, şimdi yeni çeşitlerin ortaya çıkmasından dolayı bu ağaçlara çeşit değiştirme isteği gelmiş. Tabii haklı olarak verim yönünden. Çeşit olarak bu bahçede herhalde bir 6-7 çeşit yarı çeşitlerden, işte hani isim verecek olursak Yalova çeşitleri veya Bilecik Şebin çeşitleri, Kaman çeşitleri var. Tabi bunlar da istenilen verimde olmadığı için haliyle bu yeni çeşitlere yönelmek zorunda kalıyor üretici. Yaklaşık 15 yaşında bir ağaç bu. Evet. 15 yaşındaki bir ağaçta çeşit değiştirmek istediğimizde kalın gövdeleri kesmek zorundayız ki buna da kabuk altı aşı yapacağız ama. Ben şunu sormak istiyorum önce. Bu aşıyı ne zaman yapacağız? Yani kabuk altı aşıyı biz hangi dönemde yapacağız? Yani ağaç hangi devredeyken başlayacağız aşılamaya? Mart sonundan aşağı yukarı Mayıs ayına kadar bu kabuk altı aşı olur, devam eder. Elimizdeki kalemleri dolapta, soğuk hava deposunda sakladığımız müddetçe. Kabuk altı aşı uyku devresindeyken oluyor. Ağaçlara yeni su yürüme devresinde, tam uyku devresinden çıkıyor, uyanma devresine yakın olarak şey yapıyor. Tabii aşı kalemlerini daha önce gözler kabarıp uyanmadan, tam uykudayken işte Şubat ayının sonunda veya Mart ayının başlarında aşı kalemlerini alıp dolapta, soğuk hava deposunda işte 2 derecelerde, 4 derece arasında saklayabiliyoruz. İşte ağaçlara tam su yürüme mevsiminde, işte yaprakların, anacın kedi kulağı büyüklüğüne geldiğinde cevizler uyanıyor. Aşı devresi tam o zaman başlamış oluyor. Şimdi ağaçlara su yürüyünce biz eğer çok büyük dalları kesersek ağlama, kanama meydana gelir. Bu da aşı oranını aslında biraz düşürür. Ağlama aşı oranını düşürüyor. Tabii biz bunun da ne yaptık? Yöntemini işte aşı yapmazdan 10-15 gün önce ağaca tepesini kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Kavaklıyoruz. Bu su görüyorsunuz, su akıntısı falan kalmamış. Tamamen kurumuş dal. Hani sanki görünüşte böyle korunmuş bir vaziyette, tekrar bir sanki uykuya yatmış ağacın ana kısmı. Ama bir soluk dalı bırakıyoruz burada. Bu soluk dalı haliyle ağacın canlanmasını, iş yapmasını gösteriyor. Bu anacın da ayakta kalmasını veya canlılığını devam ettirmesini, işte gövdenin veya işte kökün su ihtiyacını köke taşımasını sağlıyor. Bunun yanında tabii biz aşıya başlamadan önce önceden kesilen kuru dokuyu tekrar bir kat daha keserek aşıya devam ediyoruz, başlıyoruz. Kesimi yaptık, zamanında yaptık. Ağlama olmadı. Hemen aşı kalemini takmamız gerekiyor. Ağlama olduğunda da biraz bekletmemiz gerekiyor. Yani o suyun çıkması tabii, lazım. Onun da yöntemleri var. Baktık ağaç ağlama yapıyor. Ne yapıyoruz? İşte aşının altından, vurduğumuz evet, altından birkaç çentik atarak veyahut da şu şey dalı, bıraktığımız soluk dalı daha sonra keseceğimiz için evet, altından şeyle, destereyle bir oluk açarak su akıntısını oradan da şey yapabiliyoruz, aktarabiliyoruz.
Yani çeşit değiştirirken de aslında komple ağacı budamıyoruz. Bir tane dal bırakıyoruz Tabii bir ki tane dal bırakıyoruz ağaç yaşamını ki devam yaşamını ettirebilsin. devam ettirsin. Sizin geliştirmiş olduğunuz bir yöntem var. Kabuk altı ama çivili kabuk altı aşı yapacaksınız. Evet. Hatta çakma aşı sizin tabirinizde var ki. Bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi bu 15 gün önceden kesilmiş bir ağaç. Aşı zamanı gelmiş bunu bize göre. Evet. Aşı zamanı gelmiş. Şimdi bu uygulamayı göstereceğiz size. Peki Celal Bey, aşı yapmadan önce zamanını belirledik. Ağacı keseceğiz. Ama ondan önce bizim aşı kalemlerini biraz daha erken dönemde almamız gerekiyor. Bu aşı kalemlerini dönem olarak ne zaman alacağız? Aşı kalemlerinin özellikleri nasıl olacak? Genelde yaptığımız aşı çeşidine göre veya işte ağacın kalınlığına, durumuna göre kalın dalsa biraz daha kalemleri kalın seçmemizde fayda var. Kalın ağaçlarda, ince ağaçlarda tabii biraz daha ince kalem kullanabiliriz. Ağaçların kalem alma zamanı veyahut da işte görünümü, pişkinliği yıllık, senelik sürgün olacak. İç özü ağacın kalemin uç kısımlarından konmaz, körp olduğu için veya iç özü gevşek olduğu için dip kısımlarında da ağacın gözler meydanda olmadığı için hani saklı göz olduğu için pek konmaz kalemin orta kısımlara genelde uygun olur. Bir de kalem alırken aşı gözlerini alırken gözler kabarmamış, uyanmamış olacak. Bu da ne Evet. zaman işte kış şiddetli soğukları geçecek, don olmadığı günde veya şiddetli bir ayaz olmadığı günde gözler kabarmadan Şubat ayı içerisinde ve işte Şubat ayının sonuna doğru Mart ayının başlarında kesinlikle aşı gözleri alınıp saklanması lazım. Tabii Çünkü Şubat dedik ama bu Şubat bölgelere göre ya değişebilir bölgeler yani. tabii bölgelere göre de değişebilir tabii. Bugün İç Anadolu bölgesinde veya yüksek kesimlerde bu Mart'ta da Evet, sarkabilir. sarkabilir. Ama gözler kabarıp canlılığı hani uyanma faaliyetine geçtikten sonra kalemi alınmaz. Peki aşılama yaparken biz kaç göz üzerinden bir aşılama yapacağız? Yani kalem üzerinde kaç tane göz olması lazım? Kalem üzerinde en az iki tane göz olacak. Üçü de Evet. geçmeyecek. Yani fazla konan göz de hani burada işte ağaçta birbirine kaynaşma olana kadar bu koyduğumuz kalem de tazeliğini koruması lazım. Su kaybetmemesi Evet. lazım. Çünkü büyük bir şey kalem, uzun bir kalem su kaybından dolayı tutmayabilir. Evet. Veyahut da bir tane göz koydun, tek göz. Burada işte bir kuş tarafından veya bir rüzgar tarafından kırıldığı zaman ne olur? Yaptığımız aşı boşa Yok. gitmiş olur. Onun için Yani genelde çift göz kullanırız. gözler sağlamsa iki göz Gözler, yeterli iki olur göz diyorsunuz. yeterli oluyor. Peki bu aşı kaleminin kalınlığı ne olacak? Yani bir standart var mı? Kalemi işte şu gördüğümüz aşağı yukarı bir herhalde 18-20 milim civarında Evet. bir kalınlık var bunda. Böyle bir büyük ağaçlar için ideal bir kalem bu. Tabii de kalemin Bu şekilde. pişkin olması Pişkin önemli. olması önemli. Pişkin olması, odunsu kısmının daha dolu olması, Evet. özünün gevşek olmaması yani boş olmaması içinin. Burada tabii önemli olan bu koyduğun kalem, şeyde anaçta kalbiyum üretip bu anaca şeye koyduğumuz kaleme geçene kadar bu kalem tazeliğini, canlılığını koruması lazım. Bu canlılığı korumadı mı zaten aşıyı tutturamazsın. Peki Celal Bey, şimdi cevize gönül vermiş, aşıya gönül vermiş bir sürü kişi var. Bunlar aşı gözlerini gözler patlamadan önce alacaklar ama aşılamaya kadar saklamaları gerekiyor. Yani bir süreç var. Bu süreçte bu aşı kalemlerini nasıl saklayacaklar? Yani hangi koşullarda saklamaları gerekiyor ki o aşı dönemine kadar aşı kalemimiz taze kalabilsin, canlı kalabilsin? Evet, şimdi biz aşı kalemlerini işte Şubat sonu, Mart başı, Şubat olsa kestiğimiz zaman kesiyoruz. Bunları hazırlıyoruz, dezenfekte ediyoruz. İşte bunları demet halinde etiketleyip temiz bir çuvalın içerisine, hijyenik temiz bir çuvalın içerisine dolduruyoruz bunları. İçine işte bir gazete parçası veyahut herhangi bir işte Kağıt parçası. Evet, Nemli nemli bez, çok ıslak olmamak şartıyla, çok hafif, hani çuvalın içindeki nemini kaybetmeyecek kadar ıslayıp, sıkıp onu, suyunu akıtıp, çok hafif bir nemli olarak çuvalın içine atıyoruz. O çuvalın ağzını bağlıyoruz. Ondan sonra tekrar o çuvalın üzerine gene hafif nemli bir tülbentle çuvalın etrafını sarıyoruz. Ondan sonra bir naylon poşetin içerisine, büyük büyük bir naylon poşetin içerisine koyuyoruz onu. Poşetin de ağzını sıkı sıkı bağlıyoruz. Hani dışarıdan hava almasını engelleyecek şekilde bunu soğuk hava deposuna.
Yani bizim kendimizin soğuk hava depoları var. Evet. Oraya işte 4 ile 2 derece arasında çalışan sadece aşı gözünü saklayacak veyahut da herhangi bir işte soğuk hava deposuna verebilirsin. Veyahut az miktarda bir elinde kalemin varsa, metalin varsa aynı ufak ambalajla bunu işte buzdolabının buzluğunda değil de zebze koyduğumuz Evet. yerde bunu saklayabilirsin. Baktın gördün hiçbir elinde bir şey yok. Bu imkan yok, materyal yok, işte buzdolabında koyacak yer yok, soğuk hava deposu yok. O zaman ne yapacaksın? Aynı şeyi sarıp, yine çuvallayıp, gölge bir yerde, güneş görmeyen bir yerde çukur açıp, o çukura bu şeyi altına üstüne kum atarak biraz daha uzun muhafaza edebilirsin. Belki dolapta kadar olmaz ama yine bir ay falan muhafaza edebilirsin toprak içerisinde de. Celal Bey, bunları saklamadan önce herhangi bir hastalığa karşı ilaçlama yapıyor musunuz? İlaçlama yaptığımız işte bu çamaşır sodası dediğimiz %2'lik bir hafif bir dezenfekte edip şey yapıyor. Veyahut da bodra bulamacı dediğimiz işte bakırlı ilaçtan hafif bir Batırıyorsunuz yani bordo bulamacına batırıyorsunuz. fazla olursa yakar. Evet. Fazla olursa Yüzde yakar. kaçlık Çok olacak çok peki az. bu Yüzde bordo bulamacı? birlik. %1'lik Yüzde birlik bordo bodra bulamacı saklamak için en bulamacı azından. bunu ha, yıkayabilir ama yaşı yaşında koymamak lazım bunu dolaba. Azıcık nemi gidecek, kuruyacak ondan Evet. sonra. Çünkü cevizin en büyük korktuğu şey su. Hani bunu ben suyun içine sokayım, tazeliğini, rutubetini, şeyini muhafaza etsin dersek burada yanılıyor işte. En fazla korktuğu şey hep su. Ağaçta da su akıntısı olursa zarar görüyor. Fazla rutubeti de, şey, kalemi de fazla rutubetli tuttuğumuz zaman orada da zarar görüyor. Peki Celal Bey, cevizde çeşit değiştirirken birçok aşı yöntemi kullanabiliriz. Ama sizin izlenimleriniz nedir? Yani cevizde çeşit değiştirirken en çok randıman aldığınız aşı türü nedir? Cevizde çeşit değiştiği en çok randıman aldığımız aşı işte bu kabuk altı dediğimiz çivili aşı. Bir de dalı budayıp kabaklayıp yeni sürgünle oluşturup gövdenin üzerinde yeni sürgünle oluşturup bir sene sonra gelip o aşılara ya hani gövden üzerinden ana gövden üzerinden çıkan kendi gövdesinden çıkan sürgünlere dilcikli aşı yapmak daha sağlıklı daha sağlam oluyor bir sene sonra ama bu tabii bir sene boşa gitmiş oluyor. Yani eğer üreticimizin ya da cevizde çeşit değiştirecek, bu bir olur bin olur, kişiler eğer zamanı varsa, vakti varsa önce kabaklama kesecek büyük ana dalları. Evet. Bu yıl çıkacak sürgünleri bekletecek, Bekletecek. orada oraya dilcikler şey yapacak. Doğru. Çünkü Yani... o daha sağlıklı, daha sağlam oluyor. Şimdi bu Evet. ne kadar olsa bu çakma aşılar, kabuk altı aşılar rüzgardan kırılma şeyi oluyor çok. En fazla zaten zarar orada görülüyor. Rüzgara çünkü çok da hızlı büyüdüğü için bundan tuttu mu çok hızlı büyüyor. Etrafında koruyacak şey de olmuyor. Gelip kazık çakıp dibine işte derek dikip bağlamak gerekiyor. Bağlasan da bazı öyle rüzgarlı oluyor ki yazın hani herek de dayandırmıyor. Hani Golgalı'nda ağaç büyümüş 3-4 metre olmuş. Biz kırıldığını görüyoruz. Ama Evet. bunu bir sene sonra yaparsa dilcikle şey yaparsa ana gövdenin üzerinden çıkan işte Sürgünlerden. obur dallara yaparsa bu daha sağlıklı oluyor, daha sağlam oluyor. Bunu asılsan gram da desen de kırılmıyor. Evet. Yani en sağlıklısı o En diyorsunuz. sağlıklısı oluyor. Peki Celal Bey, ben sözü çok fazla uzatmıyorum. İşini uygulamada göstermenizi istiyorum. Bize o zaman şu an yanımızda bir ağaç var. Onda bu aşıyı nasıl yaptığınızı gösterin. Nelere dikkat etmemiz gerekir? Onları da izleyicilerimize paylaşalım. Ben sizi o zaman ağaçla baş başa bırakıyorum. Aşı yapmaya başlamadan önce, bu 10-15 gün önce kesildiği için bu dal üzerindeki sağlam dokuyu bulmamız lazım ve uygulamaya başlıyoruz. Burada tabii bunu destrenen kesmemiz zor olduğu için, biz çok aşı yaptığımız için motor kullanıyoruz. Motorumuzu çalıştırıyoruz. Thank you.
ağacımızı kestik. Ağacımız sağlam dokuyu bulduk. Burada yapacağımız iş sağlam dokuyu bulduk. Fıçkı motorunun çıkardığı pürüzlere bıçak yoluyla düzlüyoruz. Bunu düzledik. Makasımızdan koyacağımız aşık alemini seçiyoruz. Ve bunu koyacağımız büyüklükte kesiyoruz. Burada önemli olan aşık yüzünü buraya koyacağımız şeyi açmak. Bazı da burasını inceltmiyoruz. Bazı aşıcılar arkadaşlar şurasını çok dalıp şurayı zayıflatıyorlar. İnceltiyorlar. Bunu ne oluyor? Aşının tutan aşının kırılma şansı daha fazla oluyor. Onun için şurasını fazla inceltmemiz gerekiyor. Tersinden de biraz alıp kalemi bu şekil hazırlıyoruz. Getiriyoruz bunu buraya monte edeceğiz. Şimdi şunun genişliğinde kabuk üzerinden bir kesiyoruz bunu. Bir de karşı tarafından kesiyoruz. Bunu tutup kabuğu kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra getirip bunu arkasını aldığımız aynaya çıkardığımız yere kadar oturtuyoruz. Şu fazlalık kabuğu alıyoruz burada çünkü bunun bir şeyi yok, faydası yok. Ondan sonra elimize çekici normal işte 2 santimlik veya 2,5 santimlik çiviyle bunu ağaca monte ediyoruz. Bir tane de aşağıdan dönmemesi için hem şu kabuk altındaki boşluğu almak için bu şeyi kalemi buraya sağlamlaştırıyoruz çiviyle. Çünkü bu kalem yapraklandığı zaman büyürken bunu tabii rüzgardan kırılma şansı çok fazla oluyor. Çok fazla oluyor. Tabii bu çivilerin bunu sağlamlaştırmasının etkisi çok oluyor. Şimdi geçelim, bir kalem daha hazırlıyoruz yine. Aynı şekilde. Yine ikinci dalımıza bu goble şeklinde bu ağacın durumu öyleymiş. Tabii bu bütün dallarda farklı olabilir ağaç dal yapısı. Bunda biz 3 dal varmış. 3 dala goble olacak şekilde başımızı uygulayacağız. Bunu fazla da işte zayıflatmamak lazım bu kalemi. Burada yapılacak uygulamalar işte ağacımızın düzgün bir şeyini bulup kalemi oraya düzgün oturtturmak. Yine aynı şekilde
göz zaten bunun hem iç tarafında hem dış tarafında göz var. Çift göz mecbur öyle konuyor. Ya biri içeri gelecek, biri dışarı gelecek mecbur. Bu aşı tuttuktan sonra bunu istediğimiz şekilde biz çünkü aşı büyürken dal büyürken bir sürü etrafında yeni gözler oluşacak. Yeni gözlerden biz bunu istediğimiz şekilde yönlendirebiliriz ağaca. Ağacımızı. Orada da biraz boş kalması o kadar bir sorun olmaz. Hani illaki tıpatıp sımsıkı içine oturacak şekilde olması gerekmez. Arada boşluk kalsa da orada kalyus oluşması daha güzel oluyor. Onun için hani sıkı sıkı tıpatıp girmesi de önemli değil o kadar. Programımız kısa bir aradan sonra tekrar devam edecek.